Aksoyun Ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Yerel buluşmalar, istişare toplantıları devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı bu hafta yerel buluşmalar, istişare toplantılarında Aksaray Barosu Başkanı ve baro avukatlarıyla bir araya geldi. Başkan Yazgı toplantıda 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tüm avukatların hem gününü kutladı hem de Aksaray Belediyesi'nin hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Aksaray Baro Başkanı Beytullah Coşkun ve baro üyesi avukatların katıldığı yerel buluşmalar programında konuşan Başkan Yazgı, milli ve manevi değerler çerçevesinde hukukun üstünlüğü, insan hakları temelinde bir hizmet anlayışıyla toplumun her kesimiyle kucaklaşmayı vesile kılan yerel buluşmalar programında başta misafirleri olan Aksaray Barosu avukatlarının ve tüm avukatların gününü kutladı, yapılan yatırımlar ve hazırlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Bugün Avukatlar Günü dolayısıyla değerli avukatlarımızın bu güzel günü tekrar kutlamak istiyorum. Bu vesileyle buraya gelip bizlere katıldığınız için tüm hepinize de teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli basın mensuplarımızla, aracımızla, meclis üyelerimizle beraber. 4 yıl boyunca neler yaptığımızı anlatmaya çalışacağım. Daha sonra ben mikrofonu sizlere vermek istiyorum. Sizlerin önerileriniz bizim için çok önemli. Biz bu şehri tek başımıza değil, sizlerle beraber yönetmek istiyoruz. Sizlerin bizlere vereceğimiz öneriler doğrultusunda, istekler doğrultusunda yeni işlere imza atmak istiyoruz. O da inşallah bu toplantımızın bir vesilesi olur, bir güzelliği olur diye düşünüyorum. Aksaray'da yapılması planlanan projelerle hayata geçirilen hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Yazgı, misafirleriyle tek tek ilgilendi. Baro Başkanı Beytullah Coşkun, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür plaketi takdim etti. Belediye Başkanı'na bu güzel hizmetlere için teşekkür ediyorum. Tabii ki anlatmaklarım yok. Yine bu akşam bizleri konuk ettiği için, ağırladığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm anımızdan plaketimizi verdik. Tüm meslektaşlarımız, avukatlar, yüksel yürekleri kutluyorum. Hepsi yaşamlarım. Her yıl büyük bir heyecanla takip edilen liseler arası münazara yarışması Haydi Konuş Bakalım da finalistler belli oldu. Aksaray Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü Hazım Kulak Anadolu Lisesi projesi kapsamında Haydi Konuş Bakalım adlı liseler arası münazara yarışması yarı finalde ilk olarak Hazım Kulak Anadolu Lisesi ile Abdülhamit Han Fen Lisesi karşılaştı. Ve dedi ki bizle konuşmak hatta tartışmak istiyorum. Sizlerin bizlerin içerisinde bulunduğu bu koskoca münazara çalışmasını başlatan bir belediye miydi arkadaşlar? Birey mi toplumu etkiler, toplum mu bireyi etkiler konusunun münazara edildiği birinci turda ipi göğüsleyen ve finale adını yazdıran okul Hazım Kulak Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Çok değerli Milli Eğitim Müdürü, değerli okul müdürü, kıymetli hocalar ve de değerli jürimiz ki ondan dışı aşırı zor. Ve çok kıymetli öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şunu söylemek istiyorum her şeyden önce, bu görüntü var ya, buraya gelip bir bakmanız lazım, o kadar güzelsiniz ki, o kadar muhteşemsiniz ki. Bu programı iyi ki yapıyoruz, bu programda iyi ki sizler varsınız ve burada çok demokratik bir ortamda düşüncenizi özgür bir şekilde anlatıyorsunuz ve savunduğunuz konuları en iyi şekilde yapmış olduğunuz slaytlarla gösteriyorsunuz. Şunu çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Geleceğimiz sizlere emanet ve sizlere sonuna kadar da güveniyorum inşallah. Şimdi benim en çok hoşuma giden tarafı söyleyeyim. İki konu birbirinden farklı olmasına rağmen
İki konuda da ismimin geçmesi çok hoşuma gitti. İki farklı konuda da örnek gösterilebilmek hakikaten çok güzeldi. En yukarı tebrik ediyorum buradan. Ardından tabii şunu da söylemek istiyorum. Ben tabii biraz oyalıyorum çünkü herhalde daha yeni bitti değil mi? Jürimize bir ayrı almış istiyorum onlara. Bu kadar yarışma programına katıldım ama en zoru buydu. Çünkü çok iyiydi. İki tarafta çok mükemmel yaptı bu yarışma. Bakalım sonucu da heyecanla bekliyoruz ama. Çok çok yakın puanlar. Jüri üyeler demiş ki bir tane okulumuz 20 Nisan'da bayraklarıyla, planalarıyla, atlılarıyla kendilerini Hasan Dağ spor salonuna hazırlasın demiş. Ve aldığım puan. Yarı final ikinci turda ise Yunus Emre Anadolu Lisesi ile Şehit Ali Er Anadolu Lisesi yarıştı. Özbenliği dışında kalan her şey ve herkes olarak tanımlayabiliriz. Ancak bu tanımı yetersiz bulanlar için Türk Dil Kurumu Sözlüğü'ne de başvurulabilir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde çevre kavramı bir şeyin yakını, dolayı, etrafı şeklindedir. Bireyin gelişiminde ailemi, çevremi daha etkilidir konusunun tartışıldığı ikinci turda Yunus Emre Anadolu Lisesi finale çıkmaya hak kazandı. Çekişmeli münazaralar boyunca öğrencileri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yarı finallerde bir kez daha öğrencilerle birlikte bir arada olmanın gurur ve heyecanını dile getirdi. Haydi konuş bakalım münazara yarışması finali 20 Nisan Cuma günü Hasan Dağ Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Final öncesi Ses Versus Akapella Müzik Grubu hayranlarıyla buluşacak. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Polis Teşkilatı'nın 173. yıl dönümünde tüm güvenlik güçleri şehitleri için mevlit okuttu. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Ulu Camii'nde polis ve asker tüm şehitler için mevlüt okuttu. Aksaray Ulu Camii'nde Cuma namazı öncesi düzenlenen Mevlid-i Şerif programına polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güvenlik güçleri ve tüm şehitler için duaların edildiği mevlid programında kurum amirleri ve polis memurları tebrikleri kabul etti. Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri daha yeşil bir Aksaray için gerçekleştirdiği fidan dikimini bu sefer öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi. Öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak ve gelecek nesillere yeşil bir Aksaray bırakmak için fidan dikim etkinliği düzenleyen Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Emlak Kredi İlkokulu öğrencileriyle birlikte Kılıç Aslan Tepesi'nde 250 çam fidanı dikti. Kılıç Aslan Tepesi'nde yapılan fidan dikimine zabıta ekipleriyle birlikte 26 öğrenci katıldı. 250 adet çam fidanı zabıta ekipleri ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturulup fidanlara can suyu verildi. Fidan dikiminin heyecanıyla yorulan miniklere meyve suyu ve kek ikram edildi. Fidan dikim etkinliği hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu. Spor Toto Bölgesel Amatörlik 5. Grup Temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor Lig'in son haftasında şampiyonluk için Talas Gücü Spor'la karşılaşacak. Spor Toto Bölgesel Amatörlik 5. Grup Temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor Lig'in son haftasında kader maçına çıkıyor. Oynanacak maçlarla şampiyonun belirleneceği 5. grup maçlarında temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor'un Talas Gücü Belediyespor karşısında mutlak galibiyet alması gerekiyor. Ligin son maçında şampiyonluk umudunu Nevşehir'in puan kaybetmesine bağlayan temsilcimiz işini şansa bırakmamak için sıkı çalışıyor. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor şampiyonluk yolunda son maçında Talas Gücü Spor'la karşılaşacak. Nevşehir Spor ise Ceyhan Spor'la karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Talas Gücü maçından galibiyet alır ve Nevşehir Ceyhan Spor karşısında yenilir ya da berabere kalırsa şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Temsilcimiz 59 puanla şu anda lider bulunurken Nevşehir'in puan kaybetmemesi durumunda sezon sonunda ikili averajla şampiyonluğu kaçırmış olacak.
68 Aksaray Belediyespor 8 Nisan Pazar günü saat 15'te Talas Gücü Belediyespor'u evinde konuk edecek. Bayanlar Handbol Süper Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ligin 22. haftasında Mudanya Spor'la karşılaşacak. Maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan temsilcimiz Altın Kızlar, Bursa ekibi Mudanya Belediyespor'u ilk maçta bir sayılık farkla yenmişti. Temsilcimiz kendi evinde oynayacağı bu maçta da galibiyet alıp ligde varlığını göstermek istiyor. Temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, cumartesi günü saat 14'te Hasandağı Spor Salonu'nda Mudanya Belediyespor'u konuk edecek. Tekerlekli sandalye basketbol 1. ligi temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor, ligin 19. haftasında ligde 3. sırada yer alan Altınordu Belediyespor'u konuk edecek. Ligin ikinci yarısında kaybettiği puanlarla küme düşme potasına girerek ligde 10. sıraya kadar gerileyen tekerlekli sandalye basketbol takımımız bu maçla küme düşme riskini kaldırmak istiyor. Rakibimiz Altınordu Belediyespor'un ligde oynadığı 17 maçta aldığı 11 galibiyetle puanı 28. Temsilcimizin puanı ise 17 maçta aldığı 6 galibiyetle 23. Pazar günü evinde Altınordu Belediyespor'u ağırlayacak olan 68 Aksaray Belediyespor maç için antrenman çalışmalarını sürdürüyor. 8 Nisan Pazar günü oynanacak maç saat 13'te Dağılgan Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.